Ünye Yunus Emre Ofra Spor Kulübü olarak 2008 yılında ilk yapmış olduğumuz organizasyon Şeyh Yunus Emre Tepesi'ne çıkmaktı. Orada yakmış olduğumuz meşale 15 yıldır aralıksız hiç durmadan yanmaya devam etti. Ofra Spor Kulübü olarak sadece offroad faaliyetleri yapmıyoruz. Baştan dediğimiz bir cümle vardı. Sorunların bir parçası kulüp değil, çözümlerin bir parçası kulüp olacağız dedik ve Ünye yararına Ünye için neler yapabiliriz platformların hepsinde görev aldık. En önemlisi tarihi İpek Yolu, İpek Yolu şelaleleri, yaylalarımızı tanıtımında birçok katkıda destek olduk. Yani bizler offroad kulübü olarak turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgemizin coğrafyasının tanıtımına yardımcı olabilmek için elimizden geldiği kadar var gücümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Yine aynı şekilde kışın kar yağdığı zaman kulüp üyesi arkadaşlarımızla Akkuş, Çaybaşı ve İkizce yollarında, İlkivez yollarında yolda kalmış olan araçlarımıza yardımda bulunduk. Yine aynı zamanda yaban hayatını korumak ve sokak hayvanlarını beslemek üzere Masum Canlar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek sokak hayvanlarına besleme yaptık. Şimdi ise 12, 13, 14 Kasım Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ordumuzda yapacağı Yunus Emre etkinlikleri kapsamında bizler de offroad kulübü olarak Yunus Emre, Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü olarak uluslararası bir yarışa inşallah sizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği, kamu kuruluşlarımızın desteğiyle birlikte güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ünye'mizde bu zamana kadar yapmış olduğumuz offroad yarışından birazcık daha farklı, daha gür, daha heyecanlı ve daha kalabalık, daha coşkulu bir yarış olacak. Gürcistan'dan gelecek olan yarışçılarımız var, Azerbaycan'dan gelecek olan yarışçılarımız var. Türkiye'mizin dört bir bölgesinden, Karadeniz'den, Antalya'dan, İstanbul'dan birçok bölgeden gelecek olan yarışçılarımız var. Bu yarışımız çok iddialı arkadaşlar. Yarışımız cumartesi gün saat 1'de yarışçılarımızın Ünye'ye gelerek Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri tarafından teknik kontrolden geçen araçlar pazar günü saat 11'de Ünye Havaalanı'nda start alacaklar. Cumartesi gecesini Ordu Büyükşehir Belediye'mizin Çınarsuyu dinleme tesislerinde geçirecek olan yarışçılarımız pazar gün saat 10 itibariyle Ünye Havaalanı'nda olacaklar. Buradan sivil toplum kuruluşlarına, buradan tüm Ünyelilere şöyle bir ricamız var. Standımızda gelip resim çekinebilirler, sosyal medyada paylaşım yapabilirler. Aynı zamanda 14 Kasım için hiçbir yere program, hiçbir yere randevu vermesinler. 16 bin kişi sokmuştuk 2017'de yapmış olduğumuz yarışta. İnşallah şimdi 20 bin üzerinde seyirci bekliyoruz. Ünye'de yapılacak olan offroad yarışları için tüm halkımızı davet ediyoruz. Çok eğlenceli, iddialı bir yarış geçeceğini umuyoruz. Herkesi, çoluk çocuk, büyük küçük bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bazen sivil toplum ne yapıyor diye düşünüyoruz. Ben de bugün Yunus Emre Offroad Kulübü'nün çok güzel işlere imza attığını gördüm. Mutlu da oldum. Bunlar safari turizmine öncelik veriyorlar ve bu turizm sayesinde Ünye'ye bağlı yaylaları, dağları, ovaları, efendim akarsuları tanıtmak suretiyle iyi bir tanıtıma örnek olmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu yıl Yunus Emre yılı olması nedeniyle Yunus Emre Offroad Kulübü'nün uluslararası bir yarışma yapması bizleri son derece memnun etmiştir. Biliyorsunuz offroad kural dışı,
kaide dışı yol demektir. Yunus Emre zamanında da asfalt yol yoktu. Çose yol da yoktu. Dağlardan, tepelerden aşarak Orhan abi tıpkı offroadçular gibi dünyayı gezdi, Türkiye'yi gezdi. Niksa'dan beri dağ yolundan Ünye'ye indi. Şu anda Ünye'de methundur. Bu vesileyle bu yarışmanın bölgemize, insanımıza, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.